Herkese merhaba. Merhaba. Onur'un bir Aselsan videosu vardı, çok izlenen. Onun altına yorumlar gelmişti. İşte diyorduk ki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz eğitimden sonra? İşte Aselsan'a dönüp burada devam edebilirsiniz gibi gibi. Biz de istedik ki Onur burada çalışmaya devam etse ne kadar maaş alabilir doktoradan sonra ve Türkiye'ye dönse doktoradan sonra Aselsan'da ne kadar maaş alabilir ve bu maaşlarla Türkiye'de neyden ne kadar alabilir, Amerika'da neyden ne kadar alabilir bunları çekmek istedik. Şimdi Onur birazcık maaşlarla ilgili size bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Şuraya kafamı soksam mı acaba? Şöyle. Heh. Sok. İyi. Şimdi ben Türkiye'de Aselsan'da çalıştım. Yani izlemeyenler için köşeye Ceren videosunu bıraksın. Hani orada neden ayrıldım? Hani koşullar nasıldı? Ben ne iş yapıyordum? Aselsan ne iş yapıyor? Biraz da bahsetmeye çalıştık. Bayağı da ilgi çekti yani, izlendi. Yani izlemeyenler varsa kesinlikle tavsiye ediyorum ve onu izlesin. Şimdi Türkiye'deki Aselsan'a çalışan ve burada muadili Intel olarak seçtik. Çünkü ben Intel'de de staj yaptım. Hani verdikleri maaş olarak hani ikisi de bölgelerinde yani ülkelerinde neredeyse en iyi maaşlardan birini verebilen şirketler. Burada çalışan benim muadilimde yani 4 yıl tecrübesi, iş tecrübesi, üstüne de doktorası ve master'ı olan bir insan ne kadar maaş kazanabilir? Ve bunlarla neler alabilir? Bunun karşılaştırmasını yapmak istedik bu videoda. Ben tekrar kamera arkasına geçiyorum. Buradan sonrasında Ceren devam ettirecek. Evet, yani Onur'un hesaplamalarına göre bunlar tabii gerçek rakamlar değil ama çok yaklaşık rakamlar. Intel'de Onur'un ayarında yani doktoradan mezun olmuş kıdemli bir insan olarak işe giren bir insan aylık 8.250 dolar kazanır. Aselsan'da da bu maaş şu an 31.750 TL. Yani çok yüksek gibi geliyor. Bayağı bir Ama yüksek. bakalım hangi ürünlerden hangi gereksinimlerden ne kadar alabiliyorlar? Ama duyduğumuz zamlardan sonra bu 32-31 bin lira bayağı bir Evet, az kalıyor. az Yani kalıyor. ben bunu asgari ücretle çekmek istemedim. Çünkü şu an söyleyeceğim şeyler yani bu yumurta, süt gibi zorunlu ihtiyaçlar haricinde örneğin bir Starbucks kahvesini asgari ücretli bir insanın içebileceğini düşünmüyorum Türkiye'de. Böyle bir kıyaslama yapmak istedim. Artık biraz da kendimizden örnek verelim istedim. Annem de yardımcı oldu. Biz Amerika videolarını burada birlikte çektik. Ürünleri bir tek tek sıralasana hızlıca. Tabii ki sıralayabilirim. Örneğin bebek bezi, Antep fıstığı, benzin, çiçek yağı, et, muz, Nutella, süt, tuvalet kağıdı, yumurta. Bunlar genelde böyle zaruri ihtiyaç diyebileceğimiz, marketten alabileceğimiz şeyler. Bunun yanında Starbucks kahvesiyle de bir karşılaştırma yaptık ve bir iPhone almak istesek burada maaşımızın ne kadarıyla alabiliyoruz ya da Türkiye'de kaç maaşımızla alabiliyoruz bunları söyleyeceğiz. Bir de bunun yanında benim arkadaşlarımdan gelen böyle bir sorular vardı, istekler vardı. Örneğin Michael Kors çantalar ne kadar gibi onu da burada size söylemek istedim. Ondan ne kadar alabiliyoruz, Türkiye'de ne kadar alabiliriz diye. Bu Türkiye fiyatlarını da az çok böyle annem Türkiye ile irtibatta hala oradan Ben duyuyoruz. zaten duydukça fiyatları şok oluyorum. Yani Evet. zaten arkadaşlar diyorlar bana, eğer imkanım varsa gelme buraya. Çünkü burada çok fazla zamlar var. Yani Evet. bana masal gibi geliyor. Şimdi tabii oraya gidince öğreneceğim nasıl bir şey olduğunu. Evet, Bilmiyorum artık. market videosunda da göstermiştik Evet. zaten bunları. Şimdi ben hemen hesaplamalara girmek istiyorum. Örneğin Amerika'da Bizim Linda prensesimiz 4 numara bez kullanıyor. Bunun 92'lisi 26.99. Türkiye'de 126 satılıyor. Burada 92'li var. Aynı durumda olan yani biz 126'ya vurduk bu fiyatı. Bu da 36.96 yapıyor eğer 126'lı olsaydı. Ve burada bundan Onur'un maaşıyla 223 tane alabiliyoruz. 223 kutu alabiliyoruz daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de bu Pampers'ın muadili Prima biliyorsunuz ve 4 numarası Prima Premium Care 126'sı 349 TL'ymiş ve bunu Türkiye'de sadece 91 kutu şeklinde alabiliyoruz bir Aselsan çalışanı maaşıyla. Hemen araya gireyim. Bu arada Aselsan'ın yeni başlangıç maaşı bu değil. Yani kıdem aldığınız, doktora yaptığınız falan bunların üzerine yani Onur'un 4 yıllık çalışması falan bunların üzerine alabileceği şu anki maaştan bahsediyoruz. Hemen geçelim Antep fıstığına.
Amerika'da Antep fıstığı fiyatına bakacağız şimdi. 2 libresi 13.99. Ben kesin olsun diye bir kilosunu hesapladım. O da 15.41 dolara geliyor. Yani Onur bir maaşıyla 535 kilogram Antep fıstığı alabiliyor. Bizim Türkiye'de Antep fıstığın fiyatları uçmuş zaten. Evet. Şimdi aynı Antep fıstığının kilosu Türkiye'de, daha doğrusu 200 gramı 26,5 TL'ymiş. Yani kilosunu hesapladığımızda 132,5 TL yapıyor. Bundan da 240 kilogram alıyoruz. Antep fıstığı alabiliyor muyuz? Hayır. Önceden zaten çok az alıyorduk. Herhalde bu sefer dönüşümde hiç alamayacağım galiba. Evet. Yani annem tabii emekli maaşıyla bahsediyor. Evet. Biz bir Aselsan çalışanın maaşından bahsediyoruz. Şimdi benzine gelelim. Çok konuşulan, her gece zam yapılan benzin. Maalesef. Amerika'da nasılmış? Yani bana çok uygun geldi. Evet. Burada benzinliklerde pompacılar olmuyor mu? Kendin mi dolduruyorsun? Kendin dolduruyorsun burada. Oo, çok iyiymiş. Şöyle. Fazla doldurursan ne olur? Yapamazsın. Kartını koydun şimdi. Evet. Burada kartın şu an açık. Ne kadar doldurursan o fiyatı çekecek oradan. Vay. İyiymiş. Bir de pompacı masrafı olmuyor benzinliklere. Aynen. Şimdi burada benzinin fiyatı ne kadar? Şimdi 4, burada 19. Galonu 4 dolar 19 sent. Ama bir galon 4 litre falan yapıyor hemen galiba, hemen değil mi? Yani litresi 1.11 dolara geliyor. Türkiye'de olsa ben yapamam bu benzin doldurmayı ya. Öğrenirsin. Hı-hı. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Şimdi fullleyeceğiz depoyu. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Onur'un maaşıyla buradan kaç litre benzin alıyoruz? Burada Onur'un maaşıyla biz 7432 litre benzin alabiliyoruz. Tamam, depoyu fullledik biz. 50 dolar 95 sent tuttu. Şimdi Türkiye'de alabileceğimiz 1 litre benzinin fiyatı 20.35 TL. Tabii belki de ben bu videoyu çekip yayınlayana kadar arttı yani bu fiyat, evet. Bilmiyoruz. Ama bu hesaplamayla sadece 1560 litre benzin alabiliyoruz. Çok fazla fark. Yani Amerika'dakinin evet neredeyse 5-6 katı falan. Aynen. Yani fiyat olarak, daha doğrusu alım gücü olarak diyeyim. Amerika Türkiye'nin 5-6 katı kadar çıkıyor benzinde. Bir diğer çok konuşulan üründen bahsedelim, çiçek yağı. Oo, o zaten kuyruklar. Evet, kuyruklar. Yani millet kapışı kapışı alıyormuş Türkiye'de ama bilmiyorum nasıl, çok çok fazla yani fiyatı çok fazla artmış. Evet, Amerika'ya görelim. Şimdi yağın fiyatını öğrenmeye geldik. 1 litresi çiçek yağının 5.49 dolar. Ama o 1 litre mi 950 mililitre gibi bir şey yazıyor sanki. Ama Türkiye'de de zaten tam 1000 gram yazmıyor zaten. Bence sanırım hatta 5 kiloluklarda brütnet diye diyor. Ha, hemen hemen. Bence 970 gram, 960 gram falan oluyor galiba Türkiye'de. Tamamdır. O zaman bu hesaba göre Onur'un maaşıyla biz 1503 litre ayçiçek yağı alabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de ben anneme sordum çünkü markaların fiyatları farklı farklı. Evet, annem dedi ki en çok orkide yağı kullanılıyor. Orkide kullanılıyor dedi. Ben de orkidenin 1 litrelik fiyatını aldım. Çünkü en uygun fiyat BİM'deki satılan Sole'den sonra orkide. Aslında birkaç tane daha gördüm ama herhalde herkes onlar orkide bayağı kullanılıyor. Yüksek, yok, onların fiyatları bayağı düşük yüksek. Düşük olanları da gördüm ama bilmiyorum, tercih edilmiyor herhalde. Aa, orkide daha iyi. Ha, orkidenin fiyatı 1 litresi 47.90 TL. Yani Türkiye'de bundan 663 litre alabiliyoruz. Yani Amerika'da neredeyse iki katından daha fazla alabiliyoruz yağı. Şimdi ete geldik. Tabii ki et de biraz sıkıntılı bir konu. Amerika'yı görelim önce. Etin fiyatını öğrenmeye geldik. Böyle kamera arkasında görüyorsunuz. Ben şey buraya yazdım. Bunlar böyle pound şeklinde satılıyor. Pound'u 5.99 dolar. Kilosunu hesapladım ben. Kilosu da 13.194 dolar yapıyor. Onur'un bir maaşıyla bu etten 625 kilogram alabiliyoruz kuşbaşı dana eti. Şimdi Türkiye'de de aynı şekilde dana kuşbaşı orta yağlı hesap ettik. Bir kilosu 111.82 TL. Evet. Bundan da 284 kilogram alabiliyormuşuz. Zaten bu gidişle artık et yüzü göremeyeceğiz herhalde. Evet. Kurbandan kurbana diyoruz ama artık kurbanlıklar da herhalde fırlar artık bu gidişle. Evet, yani Aselsan'da bir bilgisayar mühendisi
284 kilogram alabiliyor aylık. Tabii başka hiçbir şey almazsa. Bilmiyorum nasıl yaşıyorsunuz. Şu an o düzeyde olan insanlar açıklama yapabilirler. Hayır biz daha fazla kazanıyoruz diyebilirler. Hayır daha az kazanıyoruz diyebilirler. Biz o kadar et alamıyoruz diyebilirler. Yorumlarda size bırakıyorum. Bunlar bizim öğrenebildiklerimiz. Şimdi gelelim muza. Muz burada çok ucuz. Evet çok ucuz. Yani ben hayret ediyorum. En ucuz muz. Evet görelim fiyatını. Evet. Muzun burada yine bir poundu 49 cent. Yani bir kilosu 1.08 dolara geliyor. Onur bir maaşıyla buradan 7639 kilo muz alabiliyor. Şurada da var bir tane daha. Onun fiyatı farklı. Hatta 69 cent. Evet. Evet o organik muz. Yani organik muzu da burada 49 yerine 69 cent'e alabiliyoruz. Bizim orada organik bile bulunmuyor. Şimdi Türkiye'de 1 kilogram yerli muz almak isterseniz bunun kilogramı 24.30 TL. Yani 1307 kilo alınabiliyor. Bu da işte Amerika'da 6-7 kat daha fazla alınabilen bir ürün. Burada zannedersem 1.8 kuruş. 1.08 dolar oluyor kilogramı. Dolar olarak Türk parasını çevirsen bile gene ucuz. Mesela 15 evet, lira. Tabii ki, tabii evet. Ki. Kesinlikle öyle evet. Yani. Neden bilmiyorum. Ucuz. Halbuki Türkiye'de yerli muzu hesaplıyoruz. Yani yerli muz dediğimiz uygun olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi bir sonraki ürüne geçelim. Nutella. Nutella zaten almış başını gitmiş. Evet. Artık bilmiyorum. Şimdi bu Nutella bu kadar pahalandı. Peki alım gücü zayıfladı. Herkes Nutella alamaz biliyorum. Çünkü ben de almıyorum çok pahalı. Önceden almıyordum zaten pahalı evet. Diye. Şimdi iyice pahalanmış. Herhalde 50 kaç? Şimdi bakalım. Önce Amerika fiyatına bakalım. Nutella'nın fiyatını öğrenelim. 750 gramı 6.49 dolar. Bunu bir kilograma vuralım. Bu 750 gramı. Yani 8.65 yapıyor bir kilogramı. Bundan da Onur'un maaşıyla 954 kilo alabiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki fiyatı evet 750 gramı 59.90 TL olmuş. Yani 1 kilosu 79.87 TL. İşte diyorum daha önce zaten pahalıyı alamıyordum Nutella'yı. Herhalde bundan sonra zaten alamayız. Hani benim gibiler de ben veya başkaları da alamaz zannediyorum. Evet o maaş bandında olanlar. Hatta konuşuyorduk bu fiyatları öğrenince dedim ben bu fiyatlar bu kadar yükselince alım gücü zayıfladı tabii. Evet. Bu marketler bu kalan malları yani almayacak. 100 tane satıyorsa bu sefer belki 10 tane 20 tane satabilecek. Kalan ürünler yani bu sefer marketlerde de sıkıntı. İşte asgari ücret ayarlanması yapacak. Herkes çok sevinecek asgari ücret arttı diye. Ama ürünlerdeki artış devam edecek. Yani asgari ücret yüzde kaç artıyorsa, %50 artıyorsa ürünlere %90 artış. Hiçbir evet. Şey değişmiyor. Evet. Onu da söyleyelim. Burada 398 kilo alabiliyoruz. Evet. Yani Amerika'da bunun neredeyse 3 katını alabiliyoruz. Evet. Şimdi bir diğer zaruri ihtiyacımıza gelelim. Süt. Süt evet. Olmazsa olmuyor. Bir Amerika'daki fiyatını görelim. Galonu 2.59 dolar, 4 litreye eşit neredeyse. Evet. Bir galon neredeyse 4 litre, 3.8 litre. Yani 1 litresi 68 sente geliyor. Onur bir maaşıyla burada 12.132 litre süt alabiliyor. Şimdi Türkiye'deki fiyatı biz 1 litre yağlı bir sütten bahsediyoruz. Litresi 12.65 TL. Yani Türkiye'de 2510 litre süt alabiliyoruz sadece. Yani bu aradaki uçurum gerçekten beni şaşırtıyor. Yani 6 kat bu kadar zaruri bir ihtiyaçta 6 kat daha düşük miktarda süt alınabiliyor Türkiye'de. Tuvalet kağıdına gelelim şimdi. Ben bu fiyatları duyunca zaten şok oluyorum. Bana masal gibi geliyor. Her gün değişiyor her bir gün de değişiyor. Fiyatlar. Artık Türkiye'ye gelince herhalde bilmiyorum şok geçireceğim galiba. Evet yani Amerika'da da enflasyon var ama tabii ki her gün bir zam görmüyoruz evet. Biz. Şimdi tuvalet kağıdına gelelim. Tuvalet kağıdı Amerika'dakini bir görelim önce. Tuvalet kağıdının fiyatı 14.99 ama bu 24'lüsü. Türkiye'de 32 tanesiyle hesap edilirse 19.99'a geliyor. 19.99'a geliyor, evet. Yani Onur'un bir maaşıyla biz bundan 413 tane alabiliyoruz. Şimdi burada da Türkiye'den bahsediyorum yani. Türkiye'de de 32'lisi 119.90 TL. Çok fazla. Yani bence Amerika'da da çok pahalı tuvalet kağıdı. Türkiye'de 265 paket alabiliyoruz bu 32'liden. Amerika'da 413 paket alıyorken.
Aslında arada böyle iki kat bile fark yok. Burada da tuvalet kağıtları uçmuş durumda bu kağıt zammından sonra. Bir de burada çok fazla kullanılıyor. Gördüğüm evet, kadarıyla evet. Kağıt, peçete olsun, tuvalet kağıdı olsun çok çok fazla kullanılıyor. Evet. Aslında senin çok hoşuna gitti. Market raflarını onunla siliyorlardı. Aynen. Hiç bez kullanmıyorlar. Türkiye'de yani bezleri sıkıp sıkıp raf siliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Camları siliyorlar. Aynı bezle her yeri sildiklerini gördüm ama burada çok şaşırdım. Kağıt peçeteyle fıs fıs yapıyorlar, kağıt peçeteyle siliyorlar. Yani bez kullanmıyorlar. Evet. Bence çok fazla tüketim var tuvalet kağıdı evet, veya kağıt öyle. Peçete. Yani bizim gibi böyle çok titiz insanlar için bu çok güzel burası. Evet. Ama evet çok fazla kağıt peçete tuvalet kağıdı tüketiyorlar. Şimdi yumurtaya gelelim, bir diğer zorunlu ihtiyaç. Aynen. Buradaki fiyatını bir görelim hemen. 12'lisi 1.69 dolar. Bunu da tabii burada böyle 30'lu koliyle satılmıyor. Biz o fiyatını hesapladık. O da 4.22 dolara denk geliyor. Yani Onur bir maaşıyla 1955 koli yumurta alabiliyor burada. Ama büyük boy. Evet. Şimdi Türkiye'de de büyük boy yumurtadan bahsetmeyeceğim. Orta boy yumurtadan bahsedeceğim. 30'lusu yani bir kolisi 42.75 TL yani 743 koli alabiliyoruz Türkiye'de bundan. Yumurtada da böyle büyük bir fark var maalesef. Evet. Şimdi zorunlu ihtiyaçları bir kenara bırakalım ve bir Starbucks kahvesinden bahsedelim. Türkiye'de de aynı kahveleri bulabilmeniz mümkün. Burada da o şekilde. Şimdi bir Amerika'nın fiyatını görelim hemen. Bir tall boy yani buranın en küçüğü kafe latte aldım. Vergisi dahil 4.01 dolar verdim. Bunun da başta söylediğimiz maaş hesabını yaptığımız zaman bir ayda bundan 2050 tane içebiliyor olacağım. Şimdi Türkiye fiyatı da burada ben not almışım. Bir tall boy latte 16.50 TL. Şimdi bu hiç gerçekçi gelmedi Onur'a ben söylediğimde. Yani dedik ki 16.5'a Türkiye'de kahve olamaz. Çünkü biz en son 8 ay önce falan gittiğimizde çok pahalı gördük. Kardeşini aradık. Kardeş de dedi ki 16.5 değil 19.5 TL. Ama benim internette bulduğum fiyat 16.5'tu. Ben o yüzden onun üzerinden bir işlem yapacağım. Hani belki de şu an çok daha fazla bilmiyorum. Sizden de bir duyayım yorumlarda hani ne kadar. Ama benim hesaplamalarıma göre bu 16.5 TL ile 1924 tane bir Aselsan çalışanı mühendis kahve alabilir. Yani arada çok büyük fark yok burayla benim gördüğüm kadarıyla. Ama asıl farka şimdi geliyoruz. Teknolojide geliyoruz. iPhone almak istedik diyelim ki. Paramız var. Bastıracağız, alacağız. 13 Pro Max alacağız iPhone ve 1 TB alacağız. Grafit rengi. Aynı özellikleri seçtim ki rengine kadar Türkiye ile kıyaslama yapabileyim diye. Amerika'daki fiyatı bunun 1599 dolar. Yani burada mesela Onur bir Intel çalışanı olarak, bir mühendis olarak bundan aylık 5 tane alabilir. Yani 5 tane iPhone 13 Pro Max, şuna basa basa söylüyorum 1 TB alabilir. Buradan gireyim. Mesela aylık 5 tane ya da bir haftada bir tane. Yani bir hafta çalışıyorum ve bir tane alıyorum. Evet, yani bir hafta bile olmuyor neredeyse. Ama Türkiye'de 31.750 TL maaş alan bir Aselsan çalışanı bundan bir tane bile alamıyor. Çünkü Türkiye fiyatı 35.399 TL. Diyorum ve bununla ilgili daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Çok fazla evet, geldi. Şimdi bir de yani biraz ekstrem evet biliyorum ama çok fazla arkadaşlarımdan benim soru geliyor. Mesela orada işte markalar ne kadar çanta alabiliyor musunuz falan filan gibi. Ben aynı çantayı buldum. Hem burada hem Türkiye'de buldum fiyatlarını. Michael Kors'un bir tip çantası var böyle. Onun fiyatını göstereceğim iki fiyatını da. Amerika'da bunun fiyatı 179 dolar. Yani burada indirimli halini görüyorsunuz. İndirimsiz halini de görebilirsiniz ama genelde böyle indirimleri yakalamak çok mümkün Amerika'da. O yüzden ben gerçek fiyata değil de bu indirimli fiyatından hesaplayacağım. Yani bu 179 dolarlık çantayı ayda 46 tanesini, çantanın 46 tanesini alabiliyoruz. Türkiye'de bunun fiyatı 4.449 TL. Yani bu çantadan sadece 7 tane alınabilir. Şimdi diyeceksiniz ki evet dolar farkı var, evet Michael Kors Türk markası değil gibi gibi bunun nedenleri var. Ama doları da çevirseniz ya da işte başka markaları da düşünseniz bu aradaki farkı çok da küçültmüyor. Yani arada dağlar kadar uçurumlar var, alınan vergiler var maalesef bu fiyatların şişirilmesine yarayan. Ayrıca
Şunu da söylemek istiyorum. Tamam, Michael Kors almadınız, daha uygun çantalar aldınız ama o daha uygun çantalar burada çok daha uygun. Çünkü Türkiye'de artık üretim yok. Yani siz bir Türk markası alamazsınız artık, bulamazsınız. Çok 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 böyle azaldı. Hani bazı ürünlerde sadece Türk markaları bulmak mümkün. O yüzden hani Starbucks zaten Amerikan markası, Michael Kors zaten Amerikan markası, iPhone zaten Amerika'dan çıkma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Türkiye zaten neredeyse bütün markaların da artık yurt dışına bağımlı. O yüzden hani o karşılaşma ya da o beyan da doğru değil. O ithamlar da doğru değil. O yüzden biz böyle bir kıyaslama yapmak istedik bugün alım gücüyle ilgili. Şimdi asıl yorumu sizlere bırakıyorum. Biz gerçekten Asarsan'a döner miyiz? Türkiye'de dönüp yaşamak ister miyiz? Ya da siz olsanız ister miydiniz? Özellikle bu Asarsan videosu altına yorum yapan arkadaşlara sesleniyorum. Biliyorum çok güzel niyetlerle yazıyorsunuz. Biz de isteriz Türkiye'ye dönüp öğrendiklerimizi katkı şeklinde Türkiye'ye sunmak. Ama Türkiye'nin de bize bir şeyler vermesi, bir şeyler katması lazım. Ben yine araya gireyim. Evet. Asarsan'a tabii ki dönmek isterim. Çünkü ben orada çok mutluydum. Güzel işler yaptığımızı da düşünüyordum. Ama buradaki asıl soru Asarsan'a dönmek değil de Türkiye'ye dönmek. Evet. Çünkü biz sadece Asarsan'da değil yani. Buradaki konuştuğumuz şeylerin %90'ı Asarsan harici gelişen sebeplerden ötürü. Daha biz buraya bahsetmedik. Onu da videosunu çekmiştik. Neden Türkiye'ye dönemeyiz diye. Tam oradan buraya döndükten sonra onu da izleyebilirsiniz. Ceren Mikro'ya. Evet. Orada da bahsettik. Yani Türkiye'de alım gücünden ziyade yaşayacağımız çevre, çocuğumuza verebileceğimiz eğitim ve gelecek gibi kuşkular ve sebeplerden dolayı. Güven. Evet. Yani can güvenliği, ne bileyim kafa rahatlığı gibi sebepleri de üst üste koyunca burada yaşamımıza devam ettirebilme imkanımız varken Türkiye'ye neden dönmeyi düşünelim? Evet. Ki arkadaşlar bile bana bir diyorlar yani imkanım varsa dönme. Evet, herkes aynı durumda maalesef. Yani biz Türkiye'den kaçtık geldik, sürekli Türkiye'yi kötülüyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Biz ülkemizi çok seven insanlarız ama dediğim gibi ülkenin de bizi sevmesi lazım. Ve artık ülkemizin bizi sevdiğini çok da düşünmüyoruz. Bu videoyu böyle bitirelim. Yorumlarda da görüşelim. Biliyorum bu konuyla ilgili söyleyecek çok şeyiniz var, çok şeyimiz var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yakın zamanda bu işe kabul durumlarıyla ilgili de video çekeceğiz. Bu offerları kabul ettik mi, ediyor muyuz, kaç tane offer aldık, nasıl geçti bu iş bulma sürecimiz, bunlardan bahsedeceğiz. Umarım da güzel haberler vereceğiz size. İnşallah. Evet, İnşallah. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.